Herkese merhabalar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle köy pastası yapacağız arkadaşlar. Diğer bir adıyla anne pastası. Öncelikle karıştırma kabıma 2 tane yumurtamı alıyorum. 1 su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Ve ikisini beraber bir güzel çırpıyorum. İyice çırptığım yumurta ve şeker karışıma şöyle 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yine 1-2 saniye kadar şöyle çırpıyorum. Şöyle tepeleme 1 yemek kaşığı tereyağı ilavesi yapıyorum. 1 su bardağı yoğurt ilave ediyorum. Hep beraber şöyle biraz karıştırdıktan sonra çırpıcımı alacağım ve elimle şöyle tereyağımı ezeceğim. Şimdi 4 su bardağı un hazırladım. Bir miktarını koyuyorum arkadaşlar. Bir paket kabartma tozu ve 2 çay kaşığı karbonat ilavesini de yaptıktan sonra hamurumu bir güzel yoğurmaya başlıyorum. Tereyağımız şöyle elimle ezerekten erimesini sağlıyorum. Çabucak da eridi. Bakın kayboldu. Bakın hamurumu yoğurdum. Güzel yumuşak bir hamur ve 5,5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Bakın çok güzel. Yumuşak bir hamur oldu. Hamurumdan şimdi mandalina büyüklüğünde parçalar koparacağım. Şöyle yağlı kağıt serdim, tepsime hazırladım. Şöyle göstermek istiyorum. Mandalina büyüklüğünde arkadaşlar. Dilerseniz daha büyük veya daha küçük de yapabilirsiniz. Şöyle hazırlayıp tepsime tamamını koyuyorum. Evet arkadaşlar, anne kurabiyelerimin tamamını tepsime koydum. Şöyle azıcık hamurum kaldı. Onu da aralara sıkıştırdıktan sonra ben şöyle birer tane fındık koyacağım. Dilerseniz hiçbir şey koymadan da yapabilirsiniz. Ceviz koyabilirsiniz. Şöyle fındıklarımı da teker teker koyuyorum. Anne kurabiyelerim fırına gitmeye hazır arkadaşlar. 180 derece ısıttığım fırınıma gönderiyorum. Evet arkadaşlar, anne kurabiyelerim fırından çıktı. 5-10 dakika dinlendirdim. Bakar mısınız? O kadar güzel oldular ki bakın. Şöyle tabağıma alacağım ve sizlere yakından göstereceğim arkadaşlar iç dokusunu, nasıl güzel olduğunu. Bakar mısınız? Gerçekten çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, takipte kalın. Ayşe ile her şeyde kalın.